Turuncu terliklerinizi kıyafetinizle uyumlu olduğu için mi yoksa rahat olduğu için mi tercih ediyorsunuz? Bana çok kıyafetim aslında hediye geliyor. Hediye geldiği için, turuncu terlikler de hediye geldiği için ve başka turuncu terliğim olmadığı için giyiyorum. Rahat olması veya olmaması çok da benim için bir şey fark ettirmiyor. Turuncu olması başlı başına yeterli. Hangi vasıfla ve yetkiyle bu garip uygulamaları yapıyorsunuz? Gerçekten inanıyor musunuz kendinize? Hiç dolandırıcılık mı yapıyorum hissine kapılıyor musunuz? Düşünsenize, bir sistem 10 bin yıldır var ve 10 bin yıldır insanlar bunu uyguluyor. Dünyada artık klinik yoga diye bir şey var. Hastanelerin içerisinde klinik yoga bölümleri var. Amerika'da, Avrupa'da birçok üniversitede yoga üniversite bölümlerinin içerisinde ders olarak mevcut. Ve bütün dünya şu an yoganın faydasını konuşuyor. Yoganın moleküllerimize kadar değiştirmesinden ve aslında toplumsal öneminden bahsediyor. Bütün dünya bunu konuşurken bizim yoganın hala işte yoga gerçek mi, yogaya inanıyor musunuz, yoga dolandırıcılık mı, bunu konuşuyor olmamız gerçekten üzücü bir nokta. Çünkü hiç okumuyoruz, hiç araştırmıyoruz, hiç dünyaya bakmıyoruz demektir. Dünyaya birazcık bakıyor olsanız yoganın bütün dünyada ne muazzam bir yer edindiğini, akademik olarak nasıl yer aldığını ve 10 bin yıldır boşu boşuna bu noktaya gelmediğini görürsünüz. Aynı zamanda birazcık yoga yapsan zaten hayatındaki değişimleri gördüğün için bu soruya kendin çok hızlı cevap veriyor olurdum. Cinsel münasebeti de kestiniz diye biliyorum. Bunun hayatınıza ne gibi bir etkisi oldu? Yoga cinsel olarak bizim aslında ilişkiye girmememiz yönünde bizi yönlendirmiyor. Sadece bu enerjinin içeride tuttuğumuzda bizi yeniden kendimizi yapılandırmak, yaşamımızı yapılandırmak, hayatımızı yeniden var etmek için ciddi bir kaynak sağladığını söylüyor. Yani yaratım enerjimizin arttığını ve bu yaratım enerjisi sayesinde kendimizi daha istediğimiz halde ortaya çıkarabileceğimizi söylüyor. Yaşamımızı da istediğimiz şeye dönüştürebileceğimizi. Bu noktada bunu şunu benzetebilirsin. Çocukken cinsel olarak aktif değiliz ve kendimizi yapılandırma ve en iyi öğrenme sürecini yaşadığımız bir dönem aralığı yaşıyoruz ya, tıpkı onun gibi brahmacarya olduğumuzda, yani cinsel perhize girdiğimizde, kısa dönemler olabilir, uzun dönemler olabilir, kendimizi yeniden yapılandırma şansı elde ediyoruz. Bu konuda mükemmel etkilerini gördüm hayatımda. Cinsel perhiz sayesinde ortaya çıkarttığım her şeyde kendimi tam anlamıyla var ettiğimi hissederek, elimden gelenin en iyisini yaptığını hissederek o süreçleri yaşadım ve yaşamaya devam ediyorum. Boyun fıtığı veya kronik ağrısı için uygulayabileceğimiz bir YouTube seriniz var mı? Karantinada az yapmadık, toprak, ateş vesaire, emeğinize sağlık. Öncelikle düzenli yoga pratiği yapmak kronik ağrılarımıza çok iyi gelen bir şey. Özel bir sağlık probleminiz varsa bununla ilgili bir fizyoterapiste gidebilirsiniz. Kayropraktörlerin bu konuda çok desteği olabiliyor eğer kronik rahatsızlıklarınız varsa. Fakat düzenli egzersiz, sadece yoga için de söylemiyorum, düzenli egzersiz yapmak kronik ağrılarımızın önüne geçmek için büyük bir fayda sağlıyor. Çünkü zaten bedenimizi savunmasız kılan şey egzersiz yapmıyor olmamız. Benim YouTube kanalımda da boyun için, sırt için özellikle çalışmalar var. Çok da güvenli çalışmalar. Özellikle onları uygulayarak evde bedeninize daha iyi bakabilirsiniz. Etkinliklerinizde yaptığınız bazı hareketler sırasında hiç "ne yapıyorum lan ben" hissine kapıldınız mı? Bu hareketleri kendim belki 20 yıldan fazla süredir pratik ediyorum. Yoga pratiğini çok uzun yıllardır yaptığım için bu hareketleri bir anda yapmıyorum. Yani bu hareketler çok uzun süredir pratik edilmiş ve bedenen ruhen alıştırılmış şeyler. Fakat bazen bir hareketi çalıştığımız zaman fiziksel hareketlerden çok enerjisel veya zihinsel çalışmalar esnasında bazen insanlar "bu yaptığım şey gerçekten böyle mi? Ya da bu şu an hissettiğim şey gerçekten doğru bir şey mi? Yoksa ben şu anda aslında kendimi mi kandırıyorum" diye hissedebiliyor. Örneğin o an çok duygusal bir şeyin içine gidiyor ve kendi kendini sanki o düzenin içine sokmuş gibi hissederek "ne yapıyorum lan ben" dedikleri mutlaka oluyordur. Fakat o kadar uzun süredir yoga pratiği yapıyorum ki artık bunu diyecek aşamayı çoktan geçtim. Fakat yoga pratiklerin başındayken bazen ben de o duygusal dönüşümleri yaşarken, "yani şu an ne oldu da ben bunu yaşıyorum, ne yapıyorum ben şu an" deyip kendimle yüzleşmekten kaçtığım zamanlar oldu. Bunu ne zaman söylüyoruz bu cümleyi? Aslında o anki yaptığımız şeyin bizde yarattığı etkinin büyük bize fazla geldiği zaman çoğu zaman bunu söylüyoruz. Kendimizle yüzleşemediğimiz, kendimizden kaçmak istediğimiz zamanlar bunu söylüyoruz. Ağlamayı reddetmek gibi, o an mutluluğu reddetmek gibi bunları yaşayabiliyoruz. Hocam selamlar, selamlar öncelikle. Umarım herkes iyidir bu arada. Psikolojik olarak rahatlamak için tavsiyeniz varsa alırım, sevgiler. Sana da sevgiler Sosyal Reis. Psikolojik olarak rahatlamak ve psikolojik olarak kendimizi dayanıklı hale getirmek için hep söylüyorum, bir felsefeyle uğraşmak çok büyük bir fayda sağlıyor. Yoga felsefesi bu bağlamda hem zihinsel olarak bize çok ciddi bir dayanıklılık sağlıyor, hem de fiziksel olarak, enerjisi olarak bizim ciddi bir dönüşüm içine girmemizi ve güçlenmemizi sağlıyor. Bedenimiz ne kadar güçlüyse, fiziksel olarak ne kadar güçlüysek,
yaşamda da başımıza gelen olaylara karşı o kadar dirayetli, o kadar dayanıklı oluyoruz. Nefesimizi ne kadar kontrol edebiliyorsak içinden geçtiğimiz olaylarda o kadar kendimize hakim çıkabiliyoruz. Enerjimiz o kadar iyi şekilde akıyor. Ve dediğim gibi bir felsefeyle ilgilendiğimizde zihinsel olarak kendimizi geliştirerek yaşamı kapsayacak bir kabiliyet kazanıyoruz. Yoga dediğimiz şey bir felsefe ve yazılı olarak 5000 yıla, yazılı olmayan tarihiyle 10.000 yıla dayanıldığına inanılan bir felsefe. Dolayısıyla bu kadar eski bir felsefenin içerisinde bizim öğrendiğimiz, üzerine zihinsel olarak pratik ettiğimiz her şey psikolojik olarak bizi hem güçlendiriyor hem de rahatlatıyor. Bir de stres cevabı diye bir şey var bedenimizin verdiği. Bu strese karşı verdiğimiz cevabı değiştirebilmek adına beynimizin daha iyi çalışması için yoga pratiği muazzam sonuçlar veriyor. Bu artık bilimsel olarak ispatlanmış bir şey. 100 yıldır bununla ilgili çalışmalar var ve zihinsel olarak yoga pratiklerinin beyin aktivitelerimizi değiştirdiğini, genetik olarak aktivitemizi değiştirdiği artık günümüzde gözlemlendiği için psikolojik olarak da stresi çok iyi bir şekilde yönetmemize olanak sağladığı artık bütün dünya tarafından kabul görmüş bir şey. Hoş geldiniz, hoş bulduk. Pandemi dönemi evde kapalı kaldığımız günlerde yoga yapayım dedim. Tabii ki o dönem başlayanların %99'unda olduğu gibi 3. günde pes ettim. Yere domalı köpek pozisyonunda takıldım. Tavsiyeniz var mıdır? Yere değil de duvara doğru bu hareketi yapsam olur mu demiş. Yoga aslında ilk başta alışması çok zorlu bir süreç. Çünkü çok zorlu bir pratik süreci. Bedenimizle ilgili aslında burada söylediğin şey bedenini bir pozisyona sokmak senin için belki farklı anlamlar ifade ediyor. İnsanları bir pozisyonun içerisinde görmek sende farklı şeyleri çağrıştırıyor. Birçok kişinin aslında yoga pratiğine başlarken gördüğü kaygılardan bir tanesi kendinde hareketlerle ilgili olan kaygılar, bedenini onu yaptırmakla ilgili olan kaygılar ve bunların arkasına bazen zihinsel kalıplarımızda sıkışıyoruz. İşte bu hareketi yaparken şöyle gözüküyorum gibi. Bazen bunlar bizim aslında kaçış noktalarımız oluyor. Bedenimizi o şekilde çalıştırdığımızda uyanacak olan şeylerden kaçıyoruz. Bedenimizi çalıştırdıkça ortaya çıkacak ruhsal değişimden kaçıyoruz. Dolayısıyla kendimize meydan okumaktan, kendimize olan meraktan uzaklaşmaya başlıyoruz. Yoga pratiğine devam edebilmek için biraz cesaret lazım, biraz merak lazım, kendimizi merak ediyor olmamız lazım, değişime hazır olmamız lazım. Yani dönüşmek için çaba gösterebilecek kadar da kendimize özen gösterebiliyor olmamız lazım. Bu noktada insanın kendine olan ilgisi arttığında aslında yoga pratiği yapmak kolaylaşıyor. Çünkü kendimize ne kadar değer veriyorsak kendimizin üzerine çalışmamız da o kadar mümkün hale geliyor. Merhaba Çetin Bey, öncelikle gerçekten çok samimi bir çabanız var. Kar amacı gütmeyen insanlara ulaşmak için çektiğiniz her video için teşekkür ederiz. Rica ederim. Faydasını görüyorsanız ne mutlu. Öncelikli olarak zihin sağlığımız için bir şey merak ediyorum. Sürekli olarak rüya gören, ilaçlara da bağımlı kalmak istemeyen, alternatif tıp tekniklerini benimseyen insanlara ne önerirsiniz? Rüyalar her gece olunca insanın enerjisini uyanmadan bitiriyor. Her gece rüya görmemiz çok doğal bir şey. Zihnimizin gece uyuduğumuzda geçtiğimiz svapna alemi, aslında yogada biz buna svapna alemi diyoruz ve her gece uyuduğumuzda zihnimiz o alana geçip o alanda başka bir deneyim yaşıyor. Burada bir uyku probleminiz olabilir. Bununla ilgili bir doktora danışabilirsiniz. Eğer bir uyku probleminiz varsa ve bundan dolayı aslında uyandığınızda üzerinizde bir ağırlık oluyorsa, bir yorgunluk oluyorsa bunu hem yoga pratikleriyle hem de tıbbi bir destekle aşabilirsiniz. Fakat tıbbi destek aldıysanız ve ona rağmen bunu aşamıyorsanız o zaman stresi yönetmek ve zihninizin gece uykuya daha rahat geçebilmesi için yogayı çok düzenli uygulamanızı tavsiye ederim. Özellikle fiziksel egzersizler, esneme egzersizlerini ve bunun yanı sıra nefes çalışmalarını düzenli uygulamanızı öneririm. Nefes çalışmanızı ne kadar düzenli yapıp bedeninizi ne kadar iyi çalıştırırsanız nefesle, gece uyuduğunuzda da nefesiniz uyku kalitenize o kadar büyük etki sağlar. Ama dediğim gibi önce bunun için bir uyku probleminiz olup olmadığıyla ilgili bir doktora danışabilirsiniz. Agora grubu ile olan günlerini özlüyor musun? Bled Blossom'dan selamlar. Selamlar. Agora benim çok eski 2000'li yılların başında sahip olduğum bir metal grubu. O yıllarda bir müzik stüdyom vardı. Müzikle çok yoğun ilgileniyordum üniversite yıllarımdayken. Özlüyorum çünkü Agora grubuyla yaptığımız senfonik metal hem çok sevdiğim bir tarz, hem dinlemeyi çok sevdiğim bir tarz, hem çalmayı çok sevdiğim bir tarz. Tabii artık şu an çevremde de melodik metal yapan kimse olmadığı için böyle aktivitelerde bulunamıyorum. O zamanlar metal müziği yapmak da benim için çok keyifliydi. Dinlemek de şimdi sadece dinleyici olarak hayatıma devam ediyorum ve daha çok klasik müzik çalıyorum. Bled Blossom da çok sevdiğim bir gruptu o zamanlar. Tekrar selam olsun hepinize. Daha geçen gün kulaklarınızı çınlattık. Geçen gün sizin o yıllarda coverladığınız bir şarkıyı yeniden dinledim ve ne kadar güzel yıllar olduğunu bir kez daha hatırladım. Öncelikle hayatıma kattığınız her şey için teşekkür ederim. Rica ederim. Ufacık bile bir şey katabiliyorsam hayatınıza ne mutlu. Kim bilir kaç kişinin hayatına hiç tanışmadan fayda sağlıyorsunuz. Benim sorum şu. Türkiye'de önce olmanın getirdiği zorluklar nelerdir? Bu zorluklar ürettiklerinizi etkiliyor mu? Belki bilgi
bilgiyi sansürleyerek paylaşmak gibi, insanların ön yargılarıyla uğraşmaktan bakıp her şeyden uzaklaşmak istediğiniz zamanlar oluyor mu? Öncelikle bir şeyin öncüsü olmak gerçekten zorlayıcı bir şey. Ben Türkiye'de yogayı bu kadar ön plana çıkartırken, bu kadar ön plana çıkacağını da bilerek çıkartmadım bu arada. Yogayı Türkiye'de yaptırmaya başladığımda, uygulatmaya başladığımda bu kadar yoga sevilip bu noktalara geldiği zaman gerçekten benim için zorlukları oldu. Zorlukları olmasının sebebi birçok kişi bunu dinle kıyaslamaya başladı. Başka yerlere konu çekildi ki şu an şu başlığın altına baktığınızda da göreceksiniz. Birçok yere bu konular çekiliyor. Çünkü insanlar bilmediği bir şeye karşı dolayısıyla cehaletin getirdiği bir karanlık oluşuyor orada. Ve bilmediği bir şeyi o karanlığı bir şeye benzetmeye çalışıyor. Dolayısıyla bir şeyi anlamadığımızda acaba bu nedir deyip durup bakmak yerine ve onu anlamaya çalışmak yerine hemen onu bildiğimiz, belki korktuğumuz, belki kötülediğimiz bir şeye benzetmeye çalışıyoruz. Çünkü bilmediğimiz şeyler bize tehlikeli gelmeye başlıyor bazen. Ve o tehlikeli gelme hali de maalesef ki karşınızdaki kişinin ne yaptığını hiç umursamadan, konunun ne olduğunu umursamadan çok ön yargılı ve kötücül davranışlara yöneliyor. Dediğim gibi bu şu başlığın altına bile baktığınızda kötücül söylemlerin ve aslında konunun ne kadar anlaşılmadığını görüyorsunuz. Yoganın ne olduğunu, çoğu kişi tarafından ne kadar anlaşılmadığını ve anlaşılmaya çalışılmadığını da görüyorsunuz. Ama benim böyle bir derdim olmadığı için, yani yogayı doğru anlatacağım, insanlar yogayı bilsin, herkes yoga yapsın gibi bir derdim olmadığı için Türkiye'de yogayı ben önce kendim için geldim burada yapıyordum. Ardından isteyen insanlara öğretmeye başladım derken birden çok fazla insanla temas etmeye başladı. Yani yogayı bu noktaya getirmeye çalışmadım aslında. Yoga bu noktaya geldi ve bir noktadan sonra da yoganın bu kadar benimle birlikte büyümesi Türkiye'de ister istemez üzerime bir sorumluluk getirdi ve bazı konularda daha iyi adımlar atmaya çalıştım. Tabii ki burada da söylediğin gibi bazı şeyleri sansürlemem gerekti. Çünkü bilgiyi her şeyle çırılçıplak verdiğinde bazen karşındaki insana ağır gelebiliyor, yanlış gelebiliyor ve o güneşin yakıcı sıcağı gibi nasıl yazının altında bazen bir gölgeye çekilmek istiyoruz. Bilgiyi bazen sansürlemek gerekiyor. Gerekiyor ki kişi o gölgeden duyabilsin bilgiyi, altında kalıp yanmasın diye. Buradaki sansürlememin sebebi yanlış anlaşılacak ve bir yerlere çekilecek değil. Zaten her şey, çok basit bir şey bile yanlış anlaşılıyor ve bir yerlere çekiliyor. Bir yerlere çekilmesin diye çaba gösterdiğimizde zaten konu bir yere çekiliyor. O yüzden hiç böyle bir düşünce yapısıyla değil, sadece kişilere ağır gelmemesi, kademe kademe bilgiyi almaları ve kademe kademe alıp anladıkça, sindirdikçe bilginin üstüne inşa edilmesi için sansürlediğim zamanlar tabii ki oldu ve olmaya da devam ediyor ve olmaya da devam edecek. İnsanların ön yargılarıyla uğraşmaktan hiç bıkmadım. Çünkü insanların ön yargılarıyla uğraşmıyorum. Herkes istediğini düşünebilir. Gidip de insanların ne benim hakkımda, ne senin hakkında, ne başkası hakkındaki düşüncelerini değiştirmek gibi bir vaktimiz de yok, çabamız da yok. Açıkçası benim böyle bir şey zaten insanların ön yargılarını ne kafama takacak bir vaktim var, ne bunların ön yargısını değiştirmek gibi bir niyetim var. Çünkü herkes kendi düşündüğüyle zaten bütüne bir şekilde hizmet ediyor. Düşündüğümüz, yaptığımız her şey bütüne hizmet ediyor. Birinin bana yaptığı kötülük adı altındaki şey de bana hizmet ediyor ve bütüne hizmet ediyor. Birinin seni kötülemek için söylediği şey de aslında sana ve bütüne hizmet ediyor. Bir noktada aslında her şeyin bu oyunun bir parçası olduğunu ve her şeyin birbirine hizmet ettiğini anladığımızda ki yoga bizi buraya götürüyor. O noktada her şeyden uzaklaşmak değil, her şeyle doğru mesafeyi ayarlayarak her şeyle birlikte hareket etmek zaten ister istemez insanın içinden ortaya çıkan davranış oluyor. YouTube sayfanızı gezdiğimizde yoga pratiklerini paylaşan bir kişiden daha farklı bir imaj sergiliyorsunuz. Turuncu bir örtü, kıyafete sarınıp çevrenizdeki insanlara konuşmalar yapıyorsunuz. Farklı uygulamalar, 3 gün boyunca gözü kapatıp yaşamak gibi yapıyorsunuz. Eğitiminiz ve bu uygulamaları dayandırdığınız misyonunuz nedir? İleride sizin de müritlerinizi görür müyüz? Öncelikle yoga dediğimizde batıda maalesef ki bunu sadece fiziksel egzersizler olarak algılıyor çoğu kişi. Fakat yoga fiziksel egzersizler değil, yoga bir felsefe bütünü. Yani içerisinde felsefe öğretileri olan, bunun pratiğe dökülme şekli olan, yani bunu pratiğe nefes çalışmalarıyla, zihinsel çalışmalarla, fiziksel çalışmalarla pratiğe döktüğümüz bir kısmı olan bir metot zinciri. Dolayısıyla yoganın içerisinde birçok uygulama var ve bu uygulamaların yanı sıra en temelinde yoga felsefesi var. Dolayısıyla yoga felsefesini anlamadığınız sürece bu sadece bir spor olarak kalıyor. Yoga egzersizin yanı sıra bir felsefe barındırıyor ve bunu anlamak zorundayız ki o hareketleri neden yaptığımızı ve o hareketlerimize ne yaptığımızı
yaptığını anlayabilelim. Aksi takdirde buradaki bahsettiğin çalışmaları yapmıyor olsaydık o zaman yoga yapmıyor olurduk. Ben yogayı aynen bu şekilde, burada anlattığın şekilde öğrendim. Yıllarca konuşma yapan, felsefeyi anlatan birinden felsefeleri dinleyerek, bu felsefeler üzerine yıllarca çalışarak, iki üniversite okumamın yanı sıra ben 8 yıla yakın aktif bir şekilde yoga eğitimi aldım. Ve bu yoga eğitimin içerisinde felsefenin birçok katmanını, çok derinlemesine işleyerek, kendi dilinde işleyerek öğrendim. Dolayısıyla benim için olay sadece fiziksel kısmını yaptırmak değil, bütünüyle bu sistemi anlatmak, öğretmek ki herkes faydasını görsün. Öncelikle entry çok uzun olduğu için hepsini okumadım ama yazdığın güzel şeyler için teşekkür ediyorum. Direkt sorunu okuyorum. Sizce neden her defasında ateş elementinden kaçıyorum? Mersin'deki yoga kiyo size mi ait? Mersin'e bekliyoruz demişsin. Namaste. Mersin'e geleceğim. Yakın zamanda geleceğim inşallah. Neden bir elementten kaçıyoruz? Bu elementler aslında bizim davranış modellerimizi, zihinsel kalıplarımızı anlatan sistemler. Ve bir elementi uygulamadığımızda, uygulamaktan kaçtığımızda hangi yapılardan kaçtığımızı, hangi yanlarımızı çalıştırmakta zayıf olduğumuzu niteliksel olarak bunları görüyoruz. O nitelikleri keşfettiğimizde ben bu konularda niteliksel olarak iyi çalıştırmıyorum kendimi, zayıf kalıyorum deyip dikkatimizi küçükten büyüğe o noktaya vermeye başladığımızda onu çalıştırmak kolaylaşıyor. Bir şeyden kaçıyorsak orada bir zayıflığımız vardır demektir. Belki şu an üstüne gitmen gerekiyordur, belki gerekmiyordur. Buna karar verecek merci tabii ki sensin. Yoga yapacak kadar esnek ve güçlü olmayanlar için ne tavsiye edersiniz? Öncelikle basamak basamak bu soruyu okuyacağım. Yoga esnek ve güçlü olduğunuz için yapmanız gereken bir şey değil. Zaten esnek ve güçlü değilseniz asıl yogaya ihtiyacınız var ki hem esneklik hem güç kazanasınız. Bunun için vakte ihtiyacınız var. İlk başladığınızda çok zorlanacaksınız. Benim YouTube'da bir videom var. Hanuman Asana'yı yapmam çok uzun vaktimi aldı ve çok ümitsizdim yapmak konusunda. Çünkü sınıftaki herkes çok iyi yaparken ben çok kötü yapıyordum. Dolayısıyla zihnimiz ilk başta bunu kıyaslıyor. Bak o iyi yapıyor, sen kötü yapıyorsun. Gelecek vaat etmiyor bu poz sende diye. Fakat çalıştıkça ilerleme kaydediyoruz ve o ilerlemeleri gördükçe aslında büyük adımlar atmak yerine güvenli adımlar atıyor olmamızın yeterli olduğunu anlıyoruz. Yani kendimizi incitmeden adımlar atıyor olmamızın yeterli olduğunu anlıyoruz. Bu noktada esnek ve güçlü değilsen zaten yogaya ihtiyacın var diyebilirim. Bize basit tek bir hareket öğretin. Bu hareketi yaparsanız mucize olmaz ama en azından ağrılarınızdan kurtulursunuz deyin. Var mı böyle bir şey? Böyle bir şey yok. Tek bir hareketle bütün ağrılarınızdan kurtulmanız bedeninize bir mucize yaratması mümkün değil. Bedeninizde bir sürü kas var. Bu grupları çalıştırmak için özenle çalışmamız lazım. Bir de zihin hep böyle çalışıyor. Yani tek bir hareket yapayım ya da bir şey öğreneyim ya da bir şey mucizevi etkisi olsun. Bence en mucizevi şey bunu yönetebiliyor olmamız, bu bedeni kullanabiliyor olmamız ve istediğimiz hale sokabilecek güce ve potansiyele sahip olmamız. Bence en büyük mucize zaten bu bedenle yapabileceklerimiz. Bir de ben ofis çalışanıyım. Her gün saatlerce kolumu masaya dayayıp çalışmaktan iki kolumda da sıkıntılar başladı. Parmaklarım falan uyuştu. Fizik tedaviye de gittim ama pek faydasını görmedim. Var mı bu iş için tavsiye edebileceğiniz bir şeyler? Mutlaka yoga pratikleri yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle yoga pratiklerinin başlangıç seviyesindeki bütün dersler bedenimizi koruyan dersler. Yani bedenimizi gereksiz yük altına sokmayan dersler. Düzenli bir yoga pratiği uygulamaya başladıktan sonra bedeninde %100 bir değişim göreceksin. Boynunda fıtık olup çok ciddi ameliyatlar geçirmek üzere olan birçok kişiyi doktorlar şu an artık günümüzde yogaya önce yönlendirip denetiyorlar. Diyorlar ki bir süre yoga yap. Bakalım bedeninde ne olacak? Bir değişim olacak mı? Ve klinik bulgularda gösteriyor ki birçok insanda bunlarla ilgili çok olumlu gelişmeler oluyor. Az önce de söylediğim gibi klinik yoga diye bir şey var artık dünyada. Ve bu artık bir reçete olarak yazılıyor. O yüzden düzenli yoga pratiği yaparsan, haftada hiç yapamıyorsan, 4 gün yoga pratiği yaparsan, sadece günde 20 dakika emin ol çok büyük faydalarını göreceksin. İştigal ettiğiniz alan üzerinden para ve popülerite kazanmak bu alanın felsefi ve ruhani yönüyle örtüşüyor mu? İçinde bulunduğunuz vaziyet tutarsız değil mi? Evet, bir grup insana bu böyleymiş gibi geliyor. Sanki içinde bulunduğum alanla ilgili hiç maddi bir şey kazanılmaması gerekiyormuş ve sadece vermem gerekiyormuş gibi. Daha çok vermem, karşımdaki kişi ne talep ediyorsa onu ona sunmam. Çünkü tek vazifemin sanki vermek olması gerekiyormuş gibi algılanıyor. Düşünsenize, insan sizden sadece almayı talep ediyor. Birileri sizden sadece bir şey almayı talep ediyor. Kendinizi nasıl hissedersiniz ve sürekli verirken kendi bulunduğunuz düzeni nasıl sürdürebilirsiniz? Şimdi öncelikle popülariteyi kazanmak şöyle gerçekleşiyor. Bir şeyi çok iyi yapıyorsanız bir yerden sonra isteseniz de istemeseniz de kendi çevreniz tarafından bilinmeye başlanıyorsunuz. Önce küçük bir zümre tarafından, sonra gitgide büyüyor. Benim popülarite kazanmam çok büyük şeyler yaptığım için gerçekleşti. Yani yazdığım kitaplardan dolayı gerçekleşti. Yaptığım işlerden dolayı gerçekleşti. Sadece Türkiye'de değil, birçoğunuz belki bilmiyordur. Dünyada 50'den fazla ülkede eğitimler verdim ve vermeye devam ediyorum. Özellikle kuzey ülkelerinde.
Çok sık eğitimler gerçekleştiriyorum. Dolayısıyla buradaki popülaritenin sebebi benim yaptığım işin aslında içinde bulunduğu kalite ve durum. Buradaki kaliteden kastım anlattığım şeyin ne kadar içine hakim olmam, ne kadar bu konuyu pratiğe dönüştürmüş olmam. Dolayısıyla bir hizmet verirken, bir şey yaparken kurduğunuz düzenin dönebilmesi için para kazanmanız gerekiyor. Zaten para kazanmayı yanlış bir şey olarak görüyorsanız madde ve mana arasında ciddi bir dengesizliğiniz var demektir. Çünkü bu dünyadayız ve bu dünyada bir şeylerin gerçekleşmesi için paraya ihtiyacınız var. Dolayısıyla para kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil. Bunu yanlış bir şey olarak görmek aslında oradaki çabanızı da değersizleştiren bir şey. Bu bağlamda insanların paraya karşı olan bakış açısı bence günümüz şartlarıyla alakalı bir şey. Bu yüzden para birçok kişiye kötüymüş gibi geliyor. Para kazanmak yanlışmış gibi geliyor. Oysa buradaki temel olan şey asıl alttaki ana sebep. Yani sebebiniz bu işi yapmak ve öğretmekse para kazanırsınız ya da kazanmazsanız bu umurunuzda olmaz. Ama sebebiniz daha çok para kazanmaksa bu başka bir konu. Bu noktada benim amacım hiçbir noktada zaten daha fazla para kazanmak ya da para kazanma motivasyonu değil, elimdekilerini aktarmak ve öğretmek motivasyonuyla her zaman gerçekleşti. Umarım siz de elinizdekileri aktarmak ve öğretmekte temel motivasyonunuzun para olmadığı işler yaparsınız ve öyle yeteneklere sahip olduğunuzu fark ederek onlara yönelirsiniz. Ya da yönelemezseniz de para kazanmanızın en azından bir şey olmadığını fark edebileceğiniz bir maddi alanla barışıklık yaşarsınız. Sizin saçma sapan doğum koçlarınız nedeniyle modern tıbba başvurmadığı için bebeğini kaybeden salak bir danışanınız vardı. Bu kadar salağı nereden buluyorsunuz? Bana da lazım bazı işler için. Öncelikle böyle bir şey yazacak kadar mesela ön yargılı olmak, bunu yazacak kadar kötü niyetli olmak, bunu yazacak kadar cahilce bakıyor olmak ve bunun altını hiç araştırmamak, merak etmemek bence ilk lazım olan şey burada bu kişiye, buradaki bu yardıma ihtiyacı olan kişiye. Önce hayata daha iyi bakmak için bence bir desteğe ihtiyaç var. Çünkü bu bakış açısı ile maalesef ki yaşamı doğru görmüyoruz ve yaşamımızda doğru bir yere gitmiyor. Bu konu bir ara benim üzerime bir algı yönetimi yapılmaya çalışıldı ve bu günümüzde hala kısmen devam eden bir şey. Ve o noktada hiç konuyla alakamın olmadığı, bir kere doğum koçları diye etrafımda insanlar yok, bu konuyla hiç alakam yok. Bebeğini kaybeden kişi, öncelikle Allah rahmet eylesin, bu kişinin nasıl doğum yaptığı, neden doğum yaptığı, nerede, ne şekilde, neden doğum yaptığı ile ilgili hiçbir bilgim yok. Benimle alakalı hiç konusu olmayan bir duruma sadece ismim karıştırıldı ve birçok kişi de bundan zevk aldığı için bu konuya dahil oldu. Bu konuyla ilgili bana açılmış hiçbir dava yok çünkü benim bu konuyla ilgili adımın geçeceği herhangi bir konu yok. Tam tersi bu olayla ilgili benim açtığım, yanlış hatırlamıyorsam, 13 tane dava var yalan haber yapmaktan ve iftira atmaktan dolayı. Fakat yani bu belki bundan 5 yıl sonra da çevrilip önüme getirilecek çünkü iyi niyetli olmadığımız zaman karşımızdakiyle ilgili kötü şeyler bulup ve gerçek bile olmasa o kötünün peşinden heyecanla gidiyoruz. İnsanın doğası. Çin, Tibet, Hindistan, Burma'da ve Tayland'da yoga ve meditasyon üzerine çeşitli eğitimler almış. Bir dönem Pauk Forest Monastery'de monk olarak yaşamış yoga öğrenci sertifikalı uluslararası yoga eğitmenimiz. Özellikle handstand ve handstand konusunda ileri seviye uzman olan bu yetenekli arkadaşımız müzisyenlik geçmişine de sahiptir. Hatta kendisi Yeteneksizsiniz Türkiye performansıyla da epey beğeni toplamıştır. Son zamanlarda Yeteneksizsiniz'le ilgili videoları kaldırdığımla ilgili yazılar gördüm. Bu videoları kaldırmadım. Benimle hiçbir alakası yok kalktıysa da. Kalktıysa da insanlar bu videolara nasıl ulaşıyor? Çünkü paylaşanlar oluyor, görüyorum. Ben çok severek katıldım. O dönem birkaç arkadaşımla birlikte katılmıştım bu yarışmaya. Şimdi olsa yine katılırım, benim için çok keyifliydi. Çünkü sahnede bir şeyler yaratmak benim hoşuma giden bir şey. Margam'ı da bu yüzden yarattık. Müziğin içinde olduğu, dansın içinde olduğu bir gösteri ortaya çıkartmak ve bir gösteri üzerinden hikaye anlatmak çok sevdiğim bir şey. Yeteneksizsiniz'de de bir gösteri üzerinden hikayeler anlatmıştım birkaç gösteriyle. O yüzden çok sevdiğim ve keyif aldığım bir süreçti. Instagram'daki son videolarının birinde şükür ve hiçbir şeyin olmaması üzerine öğütler veriyor. Şükür nasihatı verip programda bölüm başı 500 bin alan din adamlarında aynı nasihatleri. Söylediğim şeyler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ben şükür ve hiçbir şeyin olmaması üzerine konuşuyor olmam benim hiçbir şeyiniz olmasın değil. O konuşma, yazılan konuşma muhtemelen bir şeye sahip olmakla bir şeyi kullanmak arasındaki fark. Yani bir şeye sahip olup onun sizi yönetmesiyle sahip olduğunuz şeyleri kullanıp onları terk edebilme gücü. Aslında bunu anlatıyorumdur. Eminim ki o video üzerine söylemiştir. Fakat konuşmaları tam dinlemediğinizde ve yoga felsefesini tam anlamadığınızda konular çok başka yere gidebiliyor. Çünkü kafamızın içindeki neyse oradan duyuyoruz. O yüzden bir şeyi tam dinlemek ve o konuyu biraz daha derinden anlamak bence daha çok fikir sahibi yapabilir. İnsanları 3 gün yemeden, içmeden ve en önemlisi tuvalete gitmeden durabileceğinize bile inandırabileceğinizi gösteren adam. Adam suçlu değil, asla, en fazla beyaz yakalı bir gücü denilebilir belki. İnsanların bu pratikler yoluyla yapabileceğini
yapabildiği şeyler muazzam. Yani düşünsenize, yıllar önce ben insanları bedenleri üzerine çalıştırırken, handstand yaparken insanlar başlarınızın üzerinde dururken, başları üzerinde dururken ve birçok esneklik pozlarını yaparken bana o zamanlarda şu yorumlar geliyordu. O zamanlar Facebook'ta bu yorumlar yazılıyordu. Diyordu ki işte insanlar sakatlanacak, bu insanlara bu hareketi yaptırıyorsun, 5 yıl sonra bu insanlar çok kötü durumda olacak deniyordu. Şimdi dönüp baktığımızda bu cümlelerin kurulduğu insanlar, örneğin Seçil'e bakıyoruz, 75 yaşına geldi, hala mükemmel, 60'lı yaşlarındaydı Seçil bu yorumlar yazıldığında. Birçok öğrencime baktığımızda üzerinden 10 yıl geçti, 15 yıl geçti, hepsi çok daha iyi durumda. Demek ki bence bir şeyin bütününe bakmak lazım. Demek ki bu süreç geçtiğinde bu insanlar daha iyi hale geliyorsa, yaptığımız şeyler işe yarıyor. Zannedildiği gibi bu insanları inciten değil, tam tersi güçlendiren bir şey ki dönüp baktığımızda bunu görüyoruz. Canım hocam, 58 yaşında, sevgiler öncelikle, 150 kiloluk bir adamı sadece bir yılda Justin Timberlake'in permalı yılları gibi dans ettirdi ya, verdiğim tüm paralar helal olsun kendisine. Hocam, yaşlılığımın ileriki evresinde Fedon kadar olsam yeter dedim. Seni Dallin gibi yaşlandıracağım diye yanıt verdi ve hemen karaladım çeki. Çok mütevazı bir insan, bayılıyorum. Böyle bir diyalog kimseyle aramda geçmedi. Bir de böyle şeyler oluyor. Hiç söylemediğim şeylerle karşılaşıyorum bazen. İşte benim kardeşime şöyle dedi, bana böyle dedi gibi. Sosyal medyada o kadar fazla kendi ağzınızdan çıkmayan şeyleri görüyorsunuz ki biraz tanımıyorsanız. Ve bir noktada bazen sabah uyanıyorsunuz ve şey diyorsunuz. Aa, ben bunu kime demişim? Kendimden bile haberim yok. Yani alkol kullanıyor olsam diyeceğim ki sarhoştum da hatırlamıyorum. Hiç böyle bir şey de kullanmıyorum ve her zaman aklım başımda yaşıyorum. Fakat buradaki kişinin verdiği mesaja geri dönersek söylemediğim şeyi bir köşeye bırakıp kişinin bir yıldaki yoga pratikleriyle bir yılda gelebileceği nokta muazzam bir nokta. Hani hep şey zannediliyor, sanki yogaya başlayacağım ve 10 yıl sonra iyi hale geleceğim. 10 yıl değil. Yogaya başlayın, 3 ay sonra neler yaşayacağınıza, nasıl dönüşümler yaşayacağınıza kendiniz bile hayret edeceksiniz. Kendinize bir şans verin. Çok bariz bir şekilde tarikat değil mi? Bana dinden kaçan seküler beyaz yakalıların kendini bağladığı, yani farklı bir din oluşumu gibi geliyor. Aynı fanatizm, aynı sorgulamama, tek doğru kabul etme. Bu da yine çok uzaktan bakıldığında insanlara böyleymiş gibi gelen yanlış bir algıyla aslında ortaya çıkan bir bakış açısı. Yoga bir din değil. Maalesef ki bunu kendini geliştirmiş insanlar da üzerine kafa yormadan ve doğru şekilde bu konuyla ilgili bilgi sahibi olmadan bu yorumları yapıyorlar. Yoga bir felsefe ve bu az önce de defalarca kez söylediğim gibi bu felsefe size yapacağı şey kendinizi tanımak. Burada bir tanrı inancıyla, bir ibadetle alakalı bir şey yapmıyoruz yoganın içerisinde. Yoganın içerisinde bedensel, sporsal aktiviteler, nefes egzersizleri, zihin çalışmaları var ve bunun içerisinde kendinizi tanımak için bir şey yapıyorsunuz. Bu bir kendinizi tanıma yolculuğu ve bu durumda da kendinizi yeniden inşa ediyorsunuz bu sürecin içerisindeyken. Yaklaşık bir aydır videolarını izlediğim, artık sesini duyduğum anda vücudumda bir dinginlik hissetmeme sebep olan yoga eğitmeni. İnternette çok fazla video var ama en profesyonel yapan kişi kendisi olduğu kanaatindeyim. Rahatça nefes ver diyor ve dünyam bir anda sakinleşiyor. İstanbul'da yaşasaydım da birebir ders alabilseydim keşke dediğim insandır. Öncelikle sana böyle bir katkı sağlayabilmek çok güzel, ne mutlu. Türkiye'de çok iyi yoga eğitmenleri var. Çok çaba gösteren, gelişimini çok iyi devam ettiren, yeni yetişen öğretmenler de var. Bunların arasında hep söylediğim şey şu, hepimiz kendimize iyi gelecek öğretmeni bulmamız önemli. Ben de sana iyi gelensem ve sana bu hizmeti sunabiliyorsam ne mutlu. Instagram'da karşıma çıkan yogi. Emeğine saygı duyuyorum ancak sadular gibi giyindiğini görünce bir gülme geldi. Merak edip baktım. Kendisiyle benzer zamanlarda Hindistan'da bulunmuşuz. Ben her gün yoga okulunun önünden geçip giderken o fırsatları güzel değerlendirmiş. İhtiyacın yokmuş demek ki. Hepimiz neye ihtiyacımız varsa ona yöneliyoruz. Benim yogaya ihtiyacım vardı. Kendimi tanımaya, kendimi bilmeye ihtiyacım vardı. Ben yogaya yöneldim. Giyimimiz de aslında düşünsenize, hep giyime özgürlüğünden bahsediyoruz. Düşünme özgürlüğünden bahsediyoruz ve bir insanın giyimini sürekli eleştiriyoruz. Bir şeyleri sürekli eleştirirken ve özellikle kendini geliştirmiş insanlar olarak kendimizi görürken, eğitimli insanlar olarak kendimizi görürken, başkalarının kılık kıyafetini ne giydiği önemli olmaksızın eleştirirken aslında toplumu bu hale dönüştürüyoruz. Zihinsel yapı bu halde kalıyor ve dolayısıyla biz bu tavrımızı değiştirmeden toplumun içerisinde de bir değişim mümkün olmuyor, gerçekleşmiyor. Son zamanlarda hep etrafta şu konuşmalara denk geliyorum. İnsanların kıyafetlerini eleştiren insanların konuşmalarına denk geliyorum. Yeniden Türkiye'de böyle bir gündem oluşması, birbirimizin ne giydiğini, ne inandığını, neye inandığına, ne yaptığını çok fazla
dikkatimizi veriyor ve eleştiriyor ve yargılayıcı bir tavırla yaklaşıyor olmamız maalesef toplum olarak bizi aşağı çeken bir durum. Umarım hep birlikte bunu aşmak için daha çok çaba gösteririz. Gönderdiğim e-postaları büyük bir incelikle ve ilgiyle yanıtlayan, evreni ve varlığı gayet de sevgiyle kucaklayan, arınmış, aydınlanmış bir insan. Sayesinde en rezil insanlara bile tahammül gösterebiliyorum. Rezil demek bile gereksiz ve zarar verici oluyor bu arada ama var öyleleri işte, ne yaparsın. Bu muhtemelen çok eski bir yorumdur diye düşünüyorum. Çünkü maillere çok uzun süredir geri kendim dönemiyorum. Çünkü çok fazla mail geliyor, çok fazla mesaj geliyor. Eskiden mümkün olduğunca özenli bir şekilde dönmeye çalışıyordum ama son 3-4 yıldır dönemeyeceğim kadar yoğun mailler geliyor. Bazen ben de cevaplamaya çalışıyorum, dönmeye çalışıyorum. Instagram'dan bu arada sadece kendim mesajlara cevap veriyorum. Sadece kendim kullanıyorum Instagram'ı. Fakat öyle bir ajansım yok. Bir ajans Instagram'ı kullanmıyor. Ben tek başımayım ve tek başıma kullanıyorum. Instagram'ımı kendim yönetiyorum. Oradaki paylaşımlarımı kendim yapıyorum. Kendim yorumlara cevap veriyorum. Çünkü orası ben neysem orası da o. O yüzden arkada öyle çalışan bir ekip yok. Maillere de eskiden sadece kendim cevap veriyordum. Şimdi maillere cevap veren bir asistanım var. Çünkü çok fazla benzer sorular geldiği için bir noktadan sonra da artık onları cevaplayacak ve tekrar tekrar geri dönecek vaktim olmuyor maalesef ki. Gerçek yogidir. Türkiye sınırlarında bu yaşta bu yetenekliğe sahip biri daha yok benim bildiğim. Bu adamla yoga yaptıktan sonra ben yoga yapmıyormuşum diyeceksiniz. Ben ise Çetin Çetintaş haricinde kimseyle yoga yapmamış şanslılardanım. Öncelikle çok teşekkür ederim yazdığın şey için. Ama öğrencilerime şunu söylüyorum. Başkalarıyla da yoga yapın. Benim yetiştirmediğim, benim bizzat eğitimlerime katılmamış olan başka kişilerle de yoga yapın. Yogayı farklı açılardan da görün diyorum. Çünkü bazen tek bir yerden yogayı yaptığınızda yaptığınız şeyin ne olduğunu anlayamıyorsunuz ve bağışıklık kazanıyorsunuz. Farklı birçok yerde yoga yaptığınız zaman yoga ile ilgili bakış açınız değişiyor. Bazen öğrencilerimi Hindistan'a, başka ülkelere, eğitimlere gönderiyorum ki gidin diyorum, özellikle şuna katılın, değişik bir deneyim yaşayın ve yaptığınız yogayı tekrar bir süzgeçten geçirin. Kendi tarzınızı, kendi yolunuzu bulabilmek için başka bakış açısından geçin. Zannediyor ki insanlar hani bu yoga sistemi benimle başladın ve benimle devam edeceksin. Tam tersi, yoga birçok öğretmenden beslenebileceğiniz ve öyle ilerleyebileceğiniz çok güzel bir sistem. Burada öğretmene bağımlı kalmadığınız bir sistem. O yüzden başka kişilerle de yoga fırsatınız olduğunda, özellikle şu an YouTube diye bir şey var, açıp oradan da yapabiliyorsunuz. Günümüzde en kolay kısmı bu. Biri çıkıp da sormuyor ki bu adamın gurusu kim? Hangi ekolden ve nereden eğitim almış? Söyleyecek başka sözüm yok. Bununla ilgili o kadar röportajlarda soru cevapladım ki, yani bunu yazıyorsan benimle ilgili daha önce hiçbir röportajı okumamışsındır ya da dinlememişsindir. Dinlemek de zorunda değilsin ama bunu yazıyorsan bence bir röportajlara bak. Kötü hissedildiğinde rahatlamak için yapılan şey. Meditasyon. İnsanların hakkınızda yanıldığı konu. Ciddiyet. Sevilmek mi, anlaşılmak mı? Yönetmenim sence? Bence de sevilmek. Anlaşılmasam da olur. Zaten anlaşılınca da bir şey değişmiyor ki. Kabullenilmesi gereken şeyler. İnsanın kendisi. Nasıl icat edildiği merak edilen şeyler. Yoğurt açıkçası. Hiç sevmem de yemem de ama nasıl ilk mayalandı, nasıl bulundu merak ediyorum. Ne yalan söyleyeyim, yıllardır merak ediyorum. 20 yıldır merak ediyorum. Hayata dair gülümseten detaylar Emre. Az bilinen görgü kuralları, zarafet. Bence insanların en çok kaybettiği son yıllardaki şey o, görgü kuralı o. Gidince mutlu olunan semt, Kırklareli Karahamza. Hayatı stressiz ve huzurlu yaşamak için gerekenler, insanın kendisi. Ekşi itiraf. Şimdi bu olduğumuz yer, çekimin yapıldığı yer eskiden bir yoga stüdyosu. Ve buraya workshop vermem için davet ettiler. O dönemde de ben öğrencilerim, burada eğitmenlik yapan öğrencilerim vardı. Dediler ki işte orada senin hakkında işte dedikodu yapılıyor, şöyle konuşuluyor, sana tarikat deniliyor, sakın gitme. Ben de dedim ki gideyim ne olacak? Yani benim hakkımda konuştukları şey onlarla ilgili. Sonuçta ben de gideceğim, oradaki insanlarla ilk kez tanışacağım. Onların başkasından senin hakkında şöyle konuşuluyor denmesi benim için çok bir şey aslında ifade etmiyor. Neyse sonra buraya workshop'a geldim, çıktım. Workshop'ta çok güzel bir ortam var, hepimiz birbirimize sarılıyoruz. Her zamanki gibi. Orasına şaşırmamışsınızdır. Sonra oturduk konuşuyoruz derken benim 6 aydır hiç görmediğim bir öğrencim 6 aydır Hindistan'da bir aşramda. Orada da işte bir kültür var. Hikayeyi anlattıktan sonra söyleyeceğim. İçeriye geldi. Tam hemen şurada kapının girişinde karşılaştık ve herkesin önünde yere eğilip ayaklarıma kapandı. Ben böyleyim. Aman Tanrım, şu an hayatımda ilk kez böyle bir şey yaşıyorum bu arada. Daha önce hiç kimse ayaklarıma kapanmadı. Ve o an şey diyorum ya, şu an bunun hiçbir açıklaması yok. Ya yani bunu diyeceğim. Sanki biri para verip göndermiş o sırada, demiş ki git ve orada onun ayaklarına kapan ama herkes oradayken yap. Ve o anda hani içimden diyorum ki tam şu anda herkesin o ortamda
konuşulduğunu iddia edilen konu yaşanıyor. O an onu tutup yerden kaldığını diyor ki ne yapıyorsun sen? Hani niye böyle bir şey yaptın? O da dedi ki işte Hindistan'da bize öğrettiler. Öğretmenlerinizin karşısında işte önlerine eğilin. Onlara size öğrettiği bilginin saygısını gösterin. Dedim ki bunu tam şu an burada yapıyor olman müthiş oldu. Benim açımdan çok acayip bir hikayeydi. Çünkü bu söylenilen şeylerle ilk kez böyle karşılaşmıştım. Yani yüz yüze gelmiştim ve ilk bunun içerisinde de bir de sanki para verilip tutulmuş gibi biri gelip bunu yaptığında, ki çok sevdiğim bir öğrencim, bunu gelip bunu yaptığında çok acayip bir şey yaşamıştım burada, durum yaşamıştım ve o noktada şeyi gördüm. Yani bu benim bütün ömrüm boyunca karşıma çıkabilecek bir konu. Sonuçta burası Türkiye. İnsanlar anlamadan, cahilce, kötü niyetli olarak bir sürü şey söyleyecekler ve ben bazen hiç beklemediğim bir şekilde bu durumların içine bir de karşı tarafa bir eline bir malzeme vererek de düşebilirim. Bununla yaşamak benim için bir sorun mu değil mi? Bununla yaşamak okey mi? Tam bu durumu böyle kucakladığım, tam bu durum her şey nasıl olması gerekiyorsa öyle oluyor. Ben direnirsem hayat bunu daha da korkunç şekilde karşıma getiriyor. Ben direnmezsem hayat bunu eğlenceli, komik ve benim de içinde keyifle aktığım bir şeye dönüştürüyor. Bu hikayede tam burada çekildiği ve en sonki gelen sorulara karşı anlatmak istedim. İtirafım bu enteresan hikaye olsun. Oldu mu Emre? Sevdin mi hikayeyi? Güzel. Uzatmadın değil mi?